Akyök Grubu ile Çez Grubu'nun ortak iştiraklerinden Sepaş Enerji İnsan Kaynakları Kurumsal Gelişme Satın Alma Fonksiyonlarından sorumlu olarak son 2,5 yıldır çalışıyorum. Sepaş Enerji başta görevli tedarik bölgesi Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'de olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında her geçen gün genişleyen bir portföyle elektrik tedarik eden bir şirket, enerji şirketi. 2018 yılından itibaren ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle fırsat eşitliği projesine başladık. Sepaş Enerji olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yola çıkmadan önce fırsat eşitliği veya toplumsal cinsiyet eşitliği isimli spesifik bir programımız yoktu. Ancak fırsat eşitliği her zaman ajandamızdaki konuların bir tanesiydi. Bahsettiğim dönemlerde kadın çalışan oranımız %40 seviyesindeydi. Bu oran oldukça yüksek görünmekle birlikte nitelik perspektifinden baktığımızda ana hedeflerimizden biri özellikle yönetim kademesindeki kadın çalışan oranımızı artırmaktı. Tam da bu noktada EBRD ile yolculuğumuza başladık. Bu projeyle birlikte şirkette yeni bir sinerji ve bir hareket de oldu diyebilirim. Böylece adımlarımız daha güçlü oldu ve puzzle'ın parçaları yerine oturdu. EBRD ile partnerliğimiz temel adımlarla başladı. İlk olarak kapsamlı bir mevcut durum analizi yaptık, bir resim çektik birlikte. Fırsat eşitliği çok geniş bir konu, takdir edersiniz ki. Biz analizimizi yaparken biraz daha bölgemizin, özellikle görevli tedarik şirketi olduğumuz bölgenin sosyodemografik yapısını, çalışanlarımızın çevresel koşullarını, daha geniş ölçekte de ülkede ve dünyada konunun ele alınış biçimini değerlendirdik. İlk olarak ağırlığı toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalara verdik. Kadın çalışan sayımızı artırmak ve kadınlara aslında belki de daha kritik noktada geleneksel kalıpların dışında kariyer fırsatları sunabilmek adına fırsat eşitliği politikası oluşturup bütün stratejilerimizi de bunun üstüne kurguladık. Kurum içinde çeşitli farkındalık eğitimleriyle başladık. Tüm çalışanlarımızın konuyla ilgili bilinçlenmesini sağlamayı hedefledik. Şirket içerisinde tamamen gönüllü bir oluşum olan Kadın Ağı oluşumunu destekledik ve fırsat eşitliği politikamız doğrultusunda çok farklı alanlarda yeni uygulamalar hayata geçirdik Kadın Ağı'ndaki arkadaşlarımızla birlikte. Fırsat buldukça bölgemizdeki üniversite ve liselerde hem iş hayatında fırsat eşitliğinin ne anlama geldiğini hem de şirketimizdeki uygulamaları anlattık. Bu sayede çok fazla sayıda genç insana ulaştık. Birçok şirket gibi biz de cinsiyetçi söylemleri önlemek adına şirketimize ait bir yine sözlük oluşturduk. Bu da yine farkındalık oluşturma anlamında önemli adımlardan bir tanesiydi. Bunun dışında kamuoyunca tanınan ve kadına destek yönüyle öncü isimlerle birlikte projeler yaptık. İş ilanlarımızda kadın ve erkeğin beraber bulunduğu yeni bir görsel kullanmaya başladık. İlan metnimizde ise herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetmediğimizi vurguladık. Erkek ağırlığı olan departmanlarımıza yönelik işe alımlarda gerekli yetkinlikleri tabii ki sağlamak ön koşuluyla önceliği kadın adaylara verdik. Bu sayede son 2 yılda işe alımlarımızda %65 kadın çalışan oranını yakaladık. Güncel kadın çalışan oranımız %45. Bunu bir gururla söyleyebilirim ki yine yönetici kadromuzdaki kadın oranımız kadın çalışan oranımızla paralel %45 seviyesinde. Öte yandan çalışma koşulları anlamında baktığımızda yine Türkiye'de birçok kurumda farkındalık yaratması amacıyla özellikle dile getirmek istediğim farklı bir uygulamamız da şu ki Sepaş Enerji'de çalışan hiçbir kadın doğum ve annelik izni boyunca yemek ve maaş ödemelerinde herhangi bir kesinti yapılmadan hayatına devam ediyor. Çalışma koşulları ile ilgili olarak uzaktan çalışma modelimize yakında esnek çalışma saatlerimizi de ekliyoruz. Bu şekilde çocuğunu okula bırakmak ya da almak zorunda olan ailelerimizi yine desteklemiş olmayı hedefliyoruz. Sepaş Enerji olarak hayatın her anına ışık tutuyoruz. Bizim ana mottomuz. Bu bağlamda öncelikle lise çağındaki ya da üniversite eğitimi gören, eşit fırsatlara sahip olamayan genç kadınlara yönelik vizyon ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık yaratan bilinçlendirme seminerleri düzenlemek ve onlara mentorluk yapmakla ilgili yeni projeler başlatmayı hedefliyoruz. Hayata geçirmeyi istediğimiz bir diğer proje ise Sepaş Enerji kadınlarının öykülerinin başka kadınlara ilham verecek, onların hayatlarına ışık tutacak platformlar oluşturmak. Ancak altını çizmek istiyorum ki tüm bu çalışmalar bütçe ve zaman kaynağından ziyade bir bakış açısı değişikliği gerektiriyor. Şu an biz fırsat eşitliği projesi yapıyoruz demiyoruz, demek istemiyoruz. Çünkü bu artık bizim yaptığımız her işin temelinde yeşerttiğimiz olmazsa olmazımız diyoruz.
Yaptığımız çalışmaların hem gelecek adımlarımıza hem de başka şirketlere ve tüm kadınlarımıza ışık tutmasını diliyorum. İyi günler diliyorum.